sendikamız ile NATO Müttefik Kara Komutanlığı ve bağlısı işyerinde çalışan üyelerimizin adına görüşmelerini yürüttüğümüz 30. dönem işletme toplu iş sözleşmesinde sendikamızın tüm iyi niyetli çabalarına rağmen ne yazık ki süreç bir daha tıkanmış ve grev aşamasına gelinmiştir. Toplu sözleşme. Toplamda 30 kişi olan NATO işçinin hakir gören 100 kişinin yapabileceği işi bu 30 işçiyi yaptıran, buna rağmen işçilerin ücretlerinin Türkiye şartlarına göre yüksek olduğunu düşünen, kıyaslama yaparken NATO'nun diğer ülkelerde bulunan iş yerlerinde aynı işi yapan işçilere verdiği ücreti görmezden gelen, iş yerinde nick unvanıyla çalışan beyaz yakalılara verdikleri değer kadar işçilere değer vermeyen, yaklaşımlarıyla akla izana uymayan ve yaklaşık 60 yıllık mücadele sonrasında kazanılmış haklarımızı geriye götürmeye yönelik teklifler ve bu teklifleri kırmızı çizgiler olarak görmeleri ve hatta karşılıklı olarak iki tarafında teklifinin bulunmadığı maddeler üzerinde dahi anlaşmaya yaklaşmamaları nedeniyle toplu sözleşme sürecimiz çıkmaza girmiştir. Bu çıkmazın tek sorumlusu da işveren tarafıdır. Arabulucu raporu sendikamızı tebliğ edildikten sonra işveren tarafının toplu sözleşme sürecindeki uzlaşmaya yanaşmayan, işi yokuşa süren ve demokratik toplumun bir gereği olan sendikan anlayışı yok etmeyi amaçlayan tavrını sonlandırmak için yönetim kurulumuzca NATO Müttefik Kara Komutanlığı ve bağlısı iş yerlerinde grev kararı alınacak olup diğer sivil toplum kuruluşları ve sendikalarında sürece dahil olmalarını sağlayarak NATO Müttefik Kara Komutanlığı ve bağlısı iş yerlerinde eylem sürecini başlatacağız. Birleşen işçiler asla yenilmez.